Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, balkonuma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir haftadır memleketteydim. Tatile gittik, annemlere gittik. Ve çiçeklerimin son halini, son durumunu bir göstermek istiyorum sizlere. Benim bir haftalık yokluğumda ne hale gelmişler? Sormayın, hep böyle çoğunu bit böcek kaplamış. Malum benim burası kapalı balkon. Bakın şöyle bir göstereyim. Çiçekler de kapalı alanda oldukları için maalesef hava alamayınca daha çabuk bitleniyorlar arkadaşlar. Böcekleniyorlar. Bakın cam güzelimde, özellikle cam güzellerimde ve kalan şolarda bitlenme olmuş. Gelir gelmez hemen sulamalarını yaptım. Bir haftadır sulanmamıştı. Giderken sulamıştım. Bu balkonun kuzeye baktığı için böyle çok su ihtiyacı olmuyor. Havalar biraz da serinledi çok şükür. Biz geldik. 2 gün boyunca yağmur yağdı. Bugün biraz açıldı hava. Ben de çiçeklerimin bakımını yaptım. İlaçlamalarını yaptım. Temizledim. İnanın bir haftada bir sürü yaprak dökülmüş, çoğu buruşmuş, bazıları kurumuş dalları. Onları temizledim. Bilmiyorum şu küçücük balkonda kaç saat uğraştım onlarla. Bayağı bir yoruldum. Ortalığı temizledim. Dediğim gibi bakımlarını da yaptım. Bir video almak istedim sizlere. Bakın şu güzelimi görüyorsunuz. Gençleştirme yapmıştım sizlerle beraber. Bakın saksıdan doldu, taştı. Maşallah. Çok sağlıklı, çok da güzel görünüyor. Bakımı çok kolay. Çiçeklerimizden zaten telgraf çiçeklerimiz arkadaşlar. Kohlerya'ma zaten bir şey söylememe gerek yok. Muhteşem çiçekleri. Bakın çok harika görünüyor arkadaşlar. Çiçekleri beni bu çiçekleriyle karşıladı. Ben de çok mutlu oldum görünce. Her tarafı çiçeklerle dolmuş ve daha da bir sürü tomurcukları geliyor arkadan. Şöyle hemen yaprak güzelimi bir alayım. Saksısı doldu, taştı arkadaşlar. Devasa bir boyuta ulaştı. Akşam güneşi alıyor bu balkonum benim. Çok güzel de renklendi yaprak güzelim. Şurada küçük bir petunyam. Dediğim gibi cam güzellerim bayağı bir bitlenmiş. İlaçlamalarını yaptım. Ve ara ara bu bitler de ölene kadar, geçene kadar devam edeceğim. 3-4 güne bir ilaçlama yapmaya. Ama yine de gayet güzel görünüyor. Yaprak güzellerim. Cam güzellerim, pardon. Bu böyle turuncu mu desem, yavru ağzı mı desem. Bu büyük olan da pembe. En dayanıklı, en bakımı kolay çiçeklerden birisi de bu ahtapot çiçekleri arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz telgrafın bir türü, bir çeşidi. Ne kadar susuz kalsa da bir köşeye atsanız bıraksanız da bu kendi kendine böyle güzel güzel büyümeye devam ediyor. Hemen yanında barış çiçeğim. Artık çiçeği geçiyor neredeyse. Bir aydır çiçekli. Yavaş yavaş onun da çiçeği geçmeye başladı. Bakın artık sonbahar geliyor arkadaşlar.
Dışarıdaki otlar bile kurumaya yüz tuttu. Şurada da testere aloe veram var. Yaprak güzelimin renginin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzel renklendi ki. Şöyle üstten göstereyim sizlere. Şahane, çok güzel bir rengi var. Çok da güzel böyle tırtırlı bir yaprak yapısı var. Hemen yanında yine bir başka yaprak güzelim. Maşallah, Sübhanallah. Bunlar ben gelene kadar çok susamışlar ama hiçbiri de zarar görmemiş. Dediğim gibi zaten bir haftalık bir memleket gezisiydi. Gelince çoğu buruş buruştu. Hemen sularını verdim. Şurada atlasım. Bakın kalan şolar hep böceklenmiş arkadaşlar. Artık onlar da yaşlanıyor. Bakacağım artık ilaçla baş edemezsem, ilaçlamayla baş edemezsem derin bir budama yapacağım. Hem de tazelenmiş olurlar. Kışa daha güzel gelişir, daha güzel çiçeklenirler. Bakın burada bir tane de çiçeği var hala. Kurumuş çiçek dallarını topladım. Bu masanın üstü komple kuru yaprak, dökülmüş çiçeklerle doluydu. Çiçek bakmak gerçekten çok emek istiyor arkadaşlar. Şurada bir sarı kalanşom da mantar oldu arkadaşlar. Mantar ilacı yaptım. Çok fayda etmedi. Ben de derinden budama yaptım. Şöyle bir göstereyim. Tekrardan hep filiz verdi. Tazelenmeye başladı ve yeni çıkan yapraklar, filizler sağlıklı, hiç mantardan eser yok. Şunlar da diğer küçük fidelerim. Şöyle bir geniş alayım sizlere. Bunların böyle büyüdüğünü, geliştiğini, güzelleştiğini görünce insan çok mutlu oluyor gerçekten. Son olarak bu kapalı balkonumdaki yılbaşı çiçeğimi şöyle bir çekeyim sizlere. Maşallah uçlarından büyüdükçe büyüyor arkadaşlar. Bu açelyam çok gelişemedi, büyüyemedi, anlamadım. Ana çolan zaten kurudu. Bunu ondan çoğaltmıştım bir dal. Ama bakalım artık nasıl olacak, büyüyecek mi? Ve son olarak şefleram muhteşem renk aldı. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.